Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci görevi İslam birliğini sağlamak. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Ayetiyle bildirildiği üzere, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların birlik olmasını emretmiştir. Müslüman alemi, Kur'an'da bildirilen bu emre uyup, birlik olmalı ve Türk-İslam birliğini oluşturmalıdırlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci vazifesini İslam birliğini sağlamak olarak açıklamıştır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın izniyle hali hazırda çeşitli gruplar halinde dağınık ve birbirinden manevi olarak kopuk olan Müslüman ülkeleri bir araya getirecek, aralarında manevi bir ittifak kurulmasına vesile olacaktır. İkinci vazifesi. Hilafet-i Muhammediye unvanıyla Peygamberimizin yerine halife olarak Seair-i İslamiye'yi, yani İslam'ın esaslarını ihya etmektir. Yeniden canlandırmaktır. Alemi İslam'ın vahdetini, yani İslam aleminin birliğini noktayı istinat edip dayanak noktası yapıp beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden, Allah'ın gazabından kurtarmaktır. Bu vazifenin noktayı istinadı, dayanak noktası ve hadimleri, hizmetkarları, milyonlarla efradı, yani fertleri bulunan ordular lazımdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci vazifesi ise, Hilafet-i Muhammediye unvanıyla Seair-i İslamiye'yi, İslam'ın esaslarını ihya etmektir. Yani yeniden canlandırmaktır. Hilafet-i Muhammediye unvanıyla Said Nursi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam dünyasının lideri olacağını söylemiştir. Ayrıca bu makamı ünvan olarak ifade ederek de tüm Müslümanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı o makamın ehli olan kişi olarak kalben kabul edeceğine de işaret etmiştir. Alemi İslam'ın vahdetini, İslam aleminin birliğini. Bediüzzaman Hazretleri kendi devrinde de bir birliktelik içinde olmayan İslam ülkelerinin birleşerek İslam birliğini oluşturacaklarını, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu birlikteliği bir dayanak noktası yapacağını ve bu şekilde Müslümanları bazı tehlikelerden koruyacağını ifade etmiştir. Milyonlarla efradı, fertleri bulunan ordular. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu görevini yaparken Müslümanlardan manevi destek alacağını da söylemiştir.